Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Alman donanmasına ait skandal bir olay yaşandı, Hessen Firkateyni, Kızıldeniz'de Amerika Birleşik Devletleri ordusuna ait Meku, 9 Reaper Sihaya, yanlışlıkla, 2 adet hava savunma füzesi ateşledi bilgisi ortalığı karıştırdı. Kızıl Deniz'de ticari gemileri korumak için görev yapan Alman ordusuna ait Hessen Firkateyni, Amerika Birleşik Devletleri ordusuna ait Meku, 9 Reaper silahlı insansız hava aracına 2 adet hava savunma füzesi ateşledi. 26 Şubat'ta gerçekleşen olayda, Alman Firkateyni bir insansız hava aracı hedefini tespit etti. Almanya'nın açıklamasında göre, daha sonra söz konusu insansız hava aracına ilişkin müttefiklerden bilgi istendi ancak kime ait olduğu belirlenemedi. Bunun üzerine Hessen Firkateyni tarafından söz konusu hava hedefine, 2 adet SM, 2 hava savunma füzesi ateşlendi. Ancak füzelerin ikisi de hedefi vuramadı ve denize düştü. Olayın ardından söz konusu İHA'nın, Yemenli Husilere değil, Amerika Birleşik Devletleri ordusuna ait Meku, 9 Reaper SİHA olduğu ortaya çıktı. Dost düşman tanımlama sistemi kapalı uçan Meku, 9 Reaper SİHA, Alman Firkateyni tarafından tanımlanamadı. Olayda Alman Firkateyni tarafından ateşlenen 2 adet SM, 2 hava savunma füzesinin hedefi vuramaması ve denize düşmesi tartışma konusu oldu. Yemenli Husiler tarafından bölgede kullanılan kamikaze İHA'lar ile gemi savar seyir füzelerinin, Meku, 9 Reaper SİHA'ya göre çok daha düşük radar kesit alanına sahip olduğu biliniyor. Radar güdümlü bir füze olan SM, 2'nin Reaper SİHA'yı vuramamasındaki ana nedenin, her iki füzenin de arızalı olmasından kaynaklandığı üzerinde duruluyor. Her bir SM, iki füzesinin birim fiyatının yaklaşık 2.5 milyon dolar olduğu üzerinde duruluyor.